Büyük Türk milleti, değerli basın emekçileri, bugün burada İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanal Kitap Günleri kapsamında PKK'ya desteğiyle tanınan Slovaj Zizek'in konuşmacı olduğu etkinliğin iptalinin alınmasına yönelik bulunuyoruz. Sonda söyleyeceğimizi baştan ifade edelim. İBB PKK'nın sesi olamaz. Dünyayı Felsefeyle Anlamak adlı etkinliği Türkiye'de başka sosyolog kalmamış gibi özel seçilip davet edilen Slovaj Zizek ile yapılmaktadır. Kültürel faaliyet işin bahanesidir. Felsefe işin bahanesidir. İzmir halkının Zizek'ten öğrenecek hiçbir şey yoktur. Burada amaç PKK'ya her fırsatta desteğini ilan eden azılı bir Türkiye düşmanı olan Zizek'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özel konuğu olarak bir etkinlikte konuşturulmasıdır. Sözde, felsefe, özde PKK. Peki kimdir bu Zizek? Zizek, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi operasyonlarında darma duman ettiği Kürt Koridoru adıyla anılan 2. İsrail Koridoru'na ideolojik katkı sağlayan PKK destekçisinden başkası değildir. Zizek, Avrupa'daki PKK'ya yakın bir yayın organında Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi reklamek adına Kürtlere soykırım yapıldığını iddia etmektedir. Türkiye'nin bölgede istilacı bir güç olduğunu ve Türkiye'nin diktatörlükle yönetildiğini söylemektedir. Nasıl bir kültür elçisi ise ağzından hayra çıkan tek bir söz yoktur. Zizek, Öcalan ile fotoğraflarının olmadığına üzülerek keşke bu doğru olsaydı, Öcalan ile görüşebilseydim demiştir. Kısa süre önce de Sözde Kobani Üniversitesi'nde PKK'yı daha da radikal olmaya çağırmıştır. Emperyalizmin devşirdiği Sözde aydınların ortak talebi olan Öcalan'ın tecridi kararının öncülüğünü yapmaktadır. Bu kadar açıkça Türkiye'ye, Türk milletine düşmanlık yapan, Türk-Kürt kardeşliğinin arasına koma sokmaya çalışan 2. İsrail'e karşı Türkiye'nin mücadelesini soykırım olarak tanımlayan kişi nasıl oluyor da Kurtuluşun ve Kuruluşun şehri İzmir'de o İzmir'in vatansever insanlarının karşısına utanmadan konuşmacı olarak çıkartılabiliyor? İzmir terörün sesi olamaz. İzmir terörün sesi olamaz. İzmir terörün sesi olamaz. Zizek'in kaleminden kan damlıyor. Zizek'in kaleminde Batı Asya halklarının kanı var. Zizek'in kaleminde Mehmetçiğin kanı var. Bu ismin emperyalizmin borazanlığını yapmasını marifet sayanlar her cephede bozguna uğrayan PKK'yı kurtarması için mi İzmir'e çağırdılar, buradan soruyoruz. İzmir halkı PKK teröristlerinden, teorisyenlerinden ne öğrenecektir? Açıkça görülüyor ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Zizek'in PKK destekçisi bir maşa olmadığını bilmemesi mümkün değildir. Burada bilinçli bir tercih vardır. Bu tercih yeni bir tercih de değildir üstelik. Soyer'in PKK'ya, HDP'ye olan destekleri çok gerilere gitmektedir. Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ ve PKK'nın yuvası haline getirmeye çalışmıştır. KHK'larıyla görevden alınan KCK bağlantılı zatları buraya hukuksuzca getirmiştir. Sanıyoruz ki Tunç Soyer'e göre PKK'yı lanetlemek yerine silahlı mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesini gölgelemek daha büyük bir marifettir. Bir konuşmasında Tunç Soyer demiştir ki PKK'yı lanetleyerek her güne başlarsak bu bizim ne işimize yarayacaktır? PKK'yı lanetlemekten öte PKK'ya metiyeler düzen etkinliklere imza atmaktadır. Dün kanla aldığımız bu
Bugün kararlılıkla savunduğumuz Kıbrıs için ise Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım diyerek emperyalizmin isteğini dile getirmiştir. Türk toplumunun toplum yapısına dinamit koymayı hedefleyen LGBT'nin renklerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin renkleri haline getirmiş. Bu da yetmezmiş gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olmadığı İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerini İzmir'de uygulamaya koyacağını söyleyerek büyük bir hukuksuzluğa da imza atmıştır. İzmir, Tunç Soyer'in feodal beyliği değil, kurtuluşun şehri, Cumhuriyet'in kalesidir. İzmir, düşmanın rahat ettirildiği değil, denize döküldüğü yerdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lı ağırlamak İzmir tarihine sokulan kamadır. PKK destekçisi Zizek ile etkinlik düzenlenmesi bunun el açık göstergesidir. Türkiye'yi ve bölge ülkelerine 10 yıldır silah doğrultarak bölmeye çalışmış, Amerika'nın kara gücü olmuş, Eren Bülbülleri ve nice şehitleri verdiğimiz PKK'nın Türkiye düşmanı olduğunu bilmemek ne büyük bir aymazlıktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu bilmiyorsa, Tunç Soyer bunu bilmiyorsa biz yine söyleyelim. PKK Eren Bülbül'ün katilidir. PKK Aybüke Yalçın'ın katilidir. PKK çocuklarımızı daha kaçırandır. PKK Amerika'nın kara gücüdür, oyuncağıdır. İzmir'in vatansever Türk gençliği olarak ve İzmir'in vatanseverleri olarak buradan sesleniyoruz. PKK'nın ne sesi, ne gölgesi, ne İzmir'de istemiyoruz. Çünkü İzmir kaçacak delik arayan PKK'ya delik değil ancak zindandır. Tunç Soyer'lerin aydın diye İzmir halkının önüne çıkarılan Zize'nin kimliğini bildiği açıktır. Fakat Türk milletinin kimliğini, karakterlerini unuttuğu ondan da açıktır. ABD üstlerini basan, Amerikan askerinin başına çuval geçiren, 15 Temmuz'da Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı'nda ABD piyonlarının korkulu rüyası olan Türk devleti PKK sevicileriyle etkinlik yapılmasına izin verir mi? Cevabını bulamıyorsanız biz verelim. Türk milleti oldukça, İzmir'in vatansever halkı oldukça Türk milletinin düşmanlarını vitrine çıkartamazsınız. PKK'ya nefes aldıramazsınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu tarihi hatadan döndüğünü kamuoyuna açıklayarak etkinliğin iptalini duyurmalıdır. Bu tarihe, zaferlerle dolu olan İzmir'e bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Tunç Soyer'in PKK'ya, FETÖ'ye ve LGBT'ye alan açmak için attığı her adımda karşısında duracağız. Buradan Türk milletine ve bütün İzmir halkına söz veriyoruz. Bugün burada bizlerle bu açıklamayı yapan ve tepkilerini koyan Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'na, Demokratik Sol Parti İzmir İl Başkanlığı'na, Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubelerine, 1881 Derneği'ne, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne, Şehit Asker ve Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir.